Sayın Başkanım, çok kıymetli meclis üyelerim, İSKİ'nin kıymetli genel müdürü ve bürokratları, hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Öncelikle bugün bir söz almayacaktım. Lakin ben dışarıdayken gündem maddelerinin ikinci gündem maddesi ön tarafa alınarak, sunumdan önce öne alınarak oylanmış. Onun için hem onunla ilgili bir iki kelam etmek hem de Sayın Genel Müdürümüzün sunumu ile ilgili birkaç soru, ekleme veya eleştiri yapmak üzere huzurlarınızdayım, söz almış bulunmaktayım. Öncelikle kıymetli arkadaşlar, İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en markalaşmış, en güzide kurumu. Yapmış olduğu yatırımlar, yapmış olduğu dev yatırımlarla, ama tarihsel sürecine de baktığımızda 1984 yılında İstanbul Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir statü kazandı ve İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi'nin de hizmet ağı epey bir genişledi. 1984 Büyükşehir Yasası ile beraber ilçelerin, Doğan Bey, 84 yılıyla. Lakin ondan sonraki süreçlerde bir dönem İSKİ yolsuzluklarla ve bir dönemde Levent Kırca'nın, rahmetli Levent Kırca'nın skeçlerinde su kesintileriyle, hepiniz hatırlarsınız gülümsemeyle, İSKİ'nin skeçleri yer aldı. Daha sonrasında tabii ki skeçler, karikatürler bu işin şeyi. Yok yok, ama bunlar yaşandı. Evet arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin. Yani devam edelim. Hayır, Levent Kırca'nın o skeçlerini hatırlarsınız. Kafası köpüklü su kesintileriyle. Arkadaşlar, karşılıklı değil lütfen. Ya, buyurun Sayın Başkan. O günleri hatırlayacağız. Arkadaşlar, lütfen. Sayın Başkan, buyurun. Genel kurula hitap edin siz lütfen. Genel kurula hitap ediyorum ama söz kesmek adet olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi grubuna Doğan Bey kabul etmese de, ondan sonraki dönemde İSKİ dev kolektörler, dere ıslahları, ileri biyolojik arıtma testleri, Sayın Genel Müdürümüzün de genel müdür yardımcılığı yaptığı dönemlerde gerçekten, bakın gerçekten taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış bir kurum. Ama üzülerek ifade etmek istiyorum. 3 yıldır da artık İSKİ'nin olağan ve olağanüstü toplantılarına katılmaktan ben yoruldum ve sıkıldım Sayın Genel Müdürüm. Bakın 3 yılda 7 olağanüstü, 7 de olan toplantı yapmışız İSKİ adına. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi İSKİ 3 yıldır zam ve su tarifesiyle anılır oldu. Ve gündemi, İSKİ'nin gündemi zam, zam, zam oldu. Şimdi bir türlü karar veremediler. İstanbul'daki su pahalı mı, ucuz mu? Seçimden önceki vaatlerde İstanbullu suyu çok pahalıya kullanıyor. Su çok pahalı, suyun ucuzlaması lazım. Su indirimi, arkasından da bakın, arkasından da şu anki güncel motorin, klor, elektrik vesairelere daha sığınmadan önce yine zam teklifleriyle geldiniz. Hayır, güncel enflasyon oranlarıyla veya maliyet artışlarıyla tabii ki İSKİ'nin zam yapması olağan, yapabilir de yapmalı da sürdürülebilirliği için. Ben bir kere İSKİ'nin faizle borç almasını, kredi almasını onaylamak istemiyorum. Ve toplantılarda da bunu ifade ettim. Grup başkan vekilleriyle, genel müdürün, Ekrem Bey'in olduğu toplantılarda İSKİ kredi kullanmamalı. İSKİ ya öz kaynaklarıyla, gelirleriyle artı vermeli ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ'ye kaynak aktararak İSKİ'nin borç kullanmasını, kredi kullanmasının önüne geçmeli dedik. Şimdi oluşan şartlarda olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul, 14. kurulda, olağan İSKİ kurulunda da ben şu an söz almış bulunmaktayım.
Onun için İSKİ'nin biraz önce çok kısa bir sunumu oldu. Belki de yapılan en kısa sunumlardan biriydi. Sayın Genel Müdür şunu söyleyebilir. Ekonomi, elimizdeki kaynaklar kısıtlı olduğundan yatırım yapamıyoruz da diyebilir. Ama İYİ Parti grubu adına konuşan arkadaşımız neredeyse İSKİ'mizin genel müdüründen çok daha fazla İSKİ'nin yatırımlarını anlattı. Tabii yatırımları anlatırken İSKİ'nin bürokratları kadar konuya hakim olmasını da düşünmüyorum. Çünkü Gümüşyaka'daki arıtmanın yapıldığını Gümüşyaka'dan bahsederken İSKİ Genel Müdürümüz bilir. Şu an İstanbul'da 44 kilometre İstanbul'a sahil şeridi olan Silivri ilçesinde alınan denize girme raporları, Hıfzı Sağ'ın aldığı raporlarda tek kirli çıkan yer Gümüşyaka Akın Bey. Gümüşyaka'da denize girilemez raporları geliyor. Nedeni ise Gümüşyaka'daki yazlık bölgelerindeki kanalizasyonların oluk oluk hiçbir arıtmadan geçirilmeden Marmara Denizi'ne bırakılması, akıtılması. Onun için hızlı bir şekilde ihalesinin yapıldığını biliyorum. Çanta İleri Biyolojik Tesisi'nin, ama Gümüşyaka'daki yatay delginin aynı olağanüstü ve olağan kurullar gibi Nisan'da bitiyor, Temmuz'da bitecek, Nisan'da bitiyor, Temmuz'da bitecek diye 2,5 yıldır ne Nisanlar bitti ne Temmuzlar, ama Gümüşyaka'daki kanalizasyonlar Silivri'ye, Marmara Denizi'ne dökülmeye devam ediyor. Onun için benim esas söz aldığım konu da yine İstanbul'un kırsalında halen köy hayatı yaşayan, üreten, eken, biçen, tarımla, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin su tarifeleriyle ilgili. Şimdi bakın ben anlatmaktan hiç yorulmayacağım. Siz dinlemekten yorulabilirsiniz bu konuyu, ama bakın son derece önemli. Son derece önemli. Bizim gözlerimizi kapatmaya, kulaklarımızı tıkamaya lüksümüz yok kırsala, köylere. Şimdi 2019 yılı Kasım ayında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına verilen önergeyle başlayan tartışma en sonunda Ekrem Bey'in de oy birliğiyle geçen su indirimini veto ederek meclise iade etmesi ve onun akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasal düzenleme yapılarak 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere kırsal mahalle kapsamında ilan edilen her mahallenin, yani her köyün indirimli sudan faydalanmasının önü açılmıştı. Biz de bununla ilgili sevinmiş ve 2019 Kasım'ıyla ilgili geriye dönük su paralarının da nasıl tahsil edebileceğini düşünürken Ocak ayı, 2022 Ocak ayındaki İSKİ Genel Kurulu'nda su tarifeleri görüşürken, o mecliste yoktum. Çocuklarımın rahatsızlığı nedeniyle ben de karantina altındaydım. O mecliste su zammını beğenmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veto ederek, su tarifelerini meclise iade ederek yürürlüğe sokmaması nedeniyle Ocak, Şubat, Mart ayında yine kırsal mahalleler, köyler pahalı su kullandı. Nisan ayında aldığımız karar neticesinde, yanılmıyorsam Sayın Genel Müdürüm, artık köy tarifeleri uygulanıyor ve faturaları o şekilde kesiliyor. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman Ocak, Şubat, Mart ayında ineğini sulayan, marulunu sulayan, havucunu sulayan köylünün su paralarının indirimli kullanılmamasından ötürü çiftçiye, köylüye pahalı su sattık İSKİ olarak. Yasaya rağmen. Neden? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veto etmesi, keyfi davranması neticesinde. Şimdi bu yüce meclise düşen görev Ocak, Şubat, Mart ayında kırsal mahalleye pahalı sattığımız su faturalarını mahsup etmek ve çiftçiye, hayvancıya iade etmek. Evet, bu kanunu kimin çıkarttığını merak ediyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın üyeleri, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerinin mecliste bakın mecliste karar alındı.
Bakın onlar biz Cumhur İttifakı'yız. Onlar siz biz yok aramızda. Biz şunu söylüyoruz. Cumhur İttifakı'nın milletvekillerinin oylarıyla, kabul oylarıyla meclisten geçti İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin oyları, red oylarına rağmen oy çokluğuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Geçtikten sonra konu şu. 3 aylık köylüye reva görülen pahalı suyun 2 yıl reva gördünüz. Mücadele ettik. Sonunda meclisten çıkarın dedik. Meclisten çıkardık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Ama bu 3 aylık faturalarla ilgili biraz önce de ısrar karar alındı. Şimdi artık ben burada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili burada. İyi Parti Grup Başkan Vekili yok. Suat Bey ve arkadaşlarımız sizler buradasınız. Sözcünüz herhalde Suat Bey. Akın Bey, Bora Bey, Ali Bey. Tamam. O zaman İyi Parti'nin tamamına diyelim. Artık bakın arkadaşlar bununla ilgili sorumluluk almanız lazım. İSİ Genel Müdürümüz de burada. 3 aylık köylüden aldığınız fazla su faturalarını ya mahsup edeceksiniz ya da iade edeceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Ya bir gün Cumhurbaşkanı olursam, bir gün Tarım Bakanı olursam, bir gün hükümet olursam bana bu soruyu sorabilirsiniz. Ben şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili olarak konuşuyorum. Peki yani size niye bakın 3 ay köylüye ucuz su vermek niye zorunuza gidiyor arkadaşlar? Niye ucuz zorunuza gidiyor ki? Bakın evet, niye zorunuza gidiyor? Arkadaşlar lütfen. Evet. Kanun 2022 Ocak ayında pahalı su veremezsin diyor. Biz İSİ Genel Kurulu'nda tarifeyi geçiremediğimiz için pahalı su verdik Akın Bey. Bakın tarife geçti. Ekrem Bey tarifeyi veto etti. Niye anlamak istemiyorsunuz? Tarife veto edildiği için 3 ay köylüye pahalı su verdik. Yanlışsam Doğan Bey yanlış desin. Evet. Doğru. Şimdi de diyorum ki çok kolay. Bir karar alalım. Bakın ısrar karar da var. Bu meclis 3 aylık köylüye verdiği pahalı suyu mahsup edilmesi için bir karar alsın ya. Bu kadar zor bir şey mi arkadaşlar? Abi Şile'nin köyüne gittiğiniz zaman, Çatalca'ya gittiğiniz zaman, köylerine gittiğiniz zaman, Silivri'nin köyü, ne söyleyeceksiniz köylü bu soruyu sorduğuna size? Ne cevap vereceksiniz? Ne cevap vereceksiniz? Evet arkadaşlar karşılıklı değil lütfen. Ya bu kadar bakın bu kadar basit, bu kadar önemli, bu kadar bakın esasında siyaset olmayacak bir konuyu niye siyaset yaptırıyorsunuz bize? Bir karar alalım hep beraber oy birliğiyle geçsin. Köylü de ucuz suyunu geriye alsın. Bakın havuz dolduruyor. Bakın kimsenin malında, mülünde, zenginliğinde hiç gözümüz yok beyefendi. Bakın Beşiktaş'ta, Moda'da, Ulus'ta yüzme havuzunu dolduran suyla köylünün ineğini suladığı, sebzesini suladığı su aynı fiyata satılamaz ya. Bu insani değil, ahlaki değil, vicdani değil. Allah aşkına ya. Niye anlamak istemiyorsunuz? Niye direniyorsunuz? Yani Cumhur İttifakı'nın teklif ettiği her ne varsa red mi demek zorundasınız? Evet, Sayıştay var. Evet arkadaşlar lütfen. Öyle yapmayalım. Peki hukukçu arkadaşlarınız da var. Bakın burada konu çok basit. Lütfen arkadaşlar. Sayın Başkanım siz devam edin lütfen. Konu açık ve net Sayın Başkanım. Şimdi burada bu Gazi Meclisi'nin çatısı altındaki siyasi parti gruplarının ne pozisyon alacağını kırsaldaki insanlarımız merak ediyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki 3 ay boyunca bakın 2 yıl verdiğinizin mücadelesini ayrı yapacağız. Onu bir kapattık şöyle kenara parkladık. Şu yasa bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasayla emrettiği konu
Ocak, Şubat ve Mart aylarında Ekrem Bey'in vetosu marifetiyle pahalı verilen suyu mahsup edip çiftçiye, hayvancıya geri ödeyecek miyiz, ödemeyecek miyiz? Konu esasında bu kadar basit. Ben bu duygu ve düşüncelerle İSKİ'nin, Güzide kurumumuzun, Marka kurumumuzun tekrar eski günlerindeki yatırımla, dev tesislerle, büyük yatırımlarla anılması temennilerimle sözlerime son veriyor. Hepinizi, yüce heyetinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.